Evet arkadaşlar geldik faktöriyel konusuna bence bu konuyu da çok seveceksiniz çok kullanışlı bir konu ee, direkt bu konuyla alakalı soru geliyor arkadaşlar. Bazen diğer konularla alakalı da yani birbiriyle ilişkili olarak da geliyor. Hemen bakalım ne var burada? N bir doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. Ee, birden N'ye kadar olan sayıların çarpımına N faktörel diyoruz. Ya da N faktörel de diyebiliriz. Ya da arkadaşlar bir N faktörel verdi ya size. Mesela N faktörel verdi. Bu neşeti nedir dedi. Siz N'den başlıyorsunuz. Geriye doğru birer azalarak gidiyorsunuz. N çarpı N eksi bir n-2 çarpı nokta 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 çarpı ta ki 1'e kadar gidiyorsunuz arkadaşlar. Artık 1'i geçmiyorsunuz tamam mı? Bir son durak. Şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben 7 faktörel diyorum. 7 faktörel ne yapacağız? 7'den başlayıp 1'e kadar gideceğiz. 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 şeklinde yazacağız. 1'e kadar gidiyoruz. Unutmayın. Şöyle düşünün. Arabanın içindesiniz arkadaşlar. Arabayı sürüyorsunuz. Vitesi geriye taktınız. Geriye doğru gidiyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye geriye geri gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle kodlayabilirsiniz aklınıza. Arabada olduğunuzu düşünün, vitesi geriye taktınız, geri geri gidiyorsunuz. Hocam peki ben bu e, vitesi geri geri taktık gidiyoruz ama frene istediğim yerde basabilir miyim? Arkadaşlar frene istediğiniz yerde basabilirsiniz. Mesela diyelim ki birinci durağa değil de 7'den başladın. 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4. durakta durmak istiyorsun. O zaman hemen frene bas. Frene bastım. Arkadaşlar bu frene faktörel diyelim tamam mı? Bu freni nerede e, bastınız frene? 4. Dördüncü durakta bastınız, o zaman istediğiniz yerde durdurabileceğinizi anladınız mı arkadaşlar? İstersen şöyle yazarsın: 8 faktöriyel eşittir 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Ya da birinci durağa da gidebilirsin. Artık işine nerede yarıyorsa biraz onu payda belirliyor arkadaşlar. O tür sorularımız olacak, birazdan göreceksiniz. Peki buradaki ifadeleri de bakalım. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. 3 faktörel yine 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel yine 4'ten geriye doğru 1'e kadar olan sayıların çarpımı. 2 faktöriyel yine 2 çarpı 1 şeklinde. 1 faktöriyel zaten 1'dir arkadaşlar. Burada istisnai olan arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz. 0 faktöriyeli. 0 faktöriyel nedir arkadaşlar? 1'dir. Bunu kulağınıza bir küpe diye asın. Tamam mı? 0 faktöriyel ile 1 faktöriyel arkadaşlar 1'e denktir. Anlaştık mı? Bak bu ikisini unutma. Küpe yazıyorum buraya. Bak kulağına küpe diye as bunları. Okey. Geçtim diğerine. Aşağıdaki sayılardan hangisinin faktörü olamaz diyor faktöriyeli. Bakalım. 5000'in faktöriyeli olur. 200'ün olur. 1'in olur. 0'ın olur. Zaten bu ikisini daha önce demin söylemiştim zaten. Eksi 1 faktöriyel diye bir şey olur mu arkadaşlar? Ben size ne dedim? E, e, negatif sayılar faktöriyel olur dedim mi? Demedim. O yüzden arkadaşlar cevap Edirne. He, hocam şunu mu demek istiyorsunuz? E, faktöriyeller doğal sayılardan oluşur. Evet aynen bunu söylemek istiyorum. Buraya da zaten yazmışız. Bir sayının faktöriyelinin olabilmesi için sayının doğal sayı olması gerekir. Anlaştık mı gençler? Peki. Bak bunu unutmayın. Eksi 2 faktöriyel, eksi 10 faktöriyel diye bir ifade gelirse karşınıza direkt üstünü çizin. Faktöriyeller doğal sayılardan oluşur. Tamam mı? Negatiften size dost olmaz. Negatiften size faktöriyel olmaz. Peki işlem sonucu kaçtır diyor. Bakın burada faktöriyeller küçük sayılar olduğu için direkt kendi eşitlerini yazıp bulabilirsiniz. Bakın bir öyle yapalım. 4 faktöriyel arkadaşlar 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den ne geliyor? 24 geliyor. 2 faktöriyel de zaten 2 çarpı 1'den 2 geliyor. İkisini çıkartırsan 24 eksi 2'den 22. Yani cevap buradan ne oldu? E seçeneği oldu. Hocam başka nasıl yaparız? Bakın arkadaşlar ikinci yol olsun bu da. Yol yazalım buraya. Evet şu 4 faktöriyeli geriye doğru vitesi geriye attım. Geriye doğru geldim. İstediğim yerde durdurabilir miyim? İstediğim yerde frene basabilir miyim? Evet o zaman 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diyorsun. Eksi 2 faktöriyel de var. Onu da yazıyorsun. Eşittir diyorsun. Şimdi bakıyorsun ki ortak parantez alacağım. Nasıl? İkisinde de 2 iki faktöriyel var. O zaman 2 faktöriyel parantezini aldım. Birinci ifadede ne kaldı arkadaşlar? Şu 4 çarpı 3 kaldı. O zaman yazalım 4 çarpı 3'ü. Eksi diyorum. 2 faktöriyelin kendisini çektik. Hocam orada bir şey kalmadı. E bir şey kalmayınca ne yazıyorduk? E bir yazıyorduk. 1'i de yazdım. Devamında 2 faktöriyel çarpı 4 de çarpı 3 12 1 çıkart 11. E 2 faktöriyel zaten 2 çarpı 1 demek değil mi? Çarpı bir de yanında 11 var. 2 çarpı 1 2. E 2 çarpı 1 2. 2 çarpı 11 de 22 arkadaşlar. O halde bakın yine cevap E seçeneği çıktı. İşte bu kadar. Anlaştık mı? Peki. Devam ke. 6 faktörel bölü 5 faktör işlemin sonucu kaçtır? Bakın demin söyledim biraz paydadaki belirliyor bu ifadeyi. Şimdi siz 6 faktörel açacaksınız ama nerede durduracaksınız? Freni nerede basacaksınız? O zaman 6 faktöreli 6 çarpı 5 frenle 5 faktörel. Niye? Paydada 5 faktörel var. O zaman bölü 5 faktöreli de yazıyorum. E, yukarıdaki sayı ile aşağıdaki sayı aynı. E yukarıdaki sayıda çarpım durumunda. E ne duruyorsun? Sadeleştirsene. E bunlar gitti. Ne kaldı? 6 kaldı. O zaman cevap burada ne oldu? Adana oldu arkadaşlar. Adana'nın yolları taştan. Evet. Geçiyorum bunu da. Peki. 2018 e, faktöriyel bölü 2017 faktöriyel var arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Bakın. 2018 faktöriyeli şöyle yazabilirsiniz. Bakın. Bunu da istediğiniz yerde durdurabilirsiniz. Sayının büyük olması sizi korkutmasın arkadaşlar tamam mı? Ee, bakın 2018 faktöreli şöyle yazabilirsiniz. Vitesi geriye attınız 2018 çarpı hocam burada frenleyeceğim tamam 2017'yi de yazdın frenledin. Peki bunun 2018'in yerine bunu yazalım 2018 çarpı 2017 faktöriyel. Paydada ne var arkadaşlar? Paydada 2017 faktöriyel var. O zaman 2017 faktöriyeli yazıyorum. Bakın yukarıdaki ve aşağıdaki sayı aynı. Yukarıdaki sayı çarpım durumundu. O zaman sadeleştir gitsin. Ne kaldı? 2018 kaldı arkadaşlarım. O zaman cevap buradan B seçeneği çıkıyor. Anlaştık mı gençler? Peki. Geldik buraya. Bu biraz daha karışık gibi duruyor. Ne yapacağız? Hiç fark etmez arkadaşlar. Hallederiz. Tıkıntı yok. 6 faktöriyel arkadaşlar. Yine 6 çarpı 5 fren. Yani faktöriyel. Hocam 6 çarpı 5 faktörel mi yazacağız 6 faktörel yerine? Evet. Niye hocam 5 faktörel de frenlediniz? İyi de orada küçük olarak 5 faktörel var. E 5 faktörel parantezini alacaksam 5 faktörel de frenleyeceğim arkadaşlar. E yazalım o zaman 6 faktörel yerine. 6 çarpı 5 faktörel eksi 5 faktörel bölü 6 çarpı 5 faktörel artı 5. 5 faktöriyel. Şimdi yukarıda ve aşağıda 5 faktöriyel var arkadaşlar. 5 faktöriyel parantezine aldım. Şurada ne kaldı kardeş cazım. 6 kaldı. Eksi burada 5 faktöriyel'in kendisini çektim. Geriye ne kaldı? 1 kaldı. Bölü aşağıda da 5 faktöriyel var ikisinde de o zaman. 5 faktöriyel parantezine aldım. Parantezi açtım. Burada 6 var. 6'yı yazdım. Ama hocam burada bir şey yok. E bir şey olmayınca ne yazıyordun? 1'i yaz. Yazdık 1'i arkadaşlar. Olayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Bakın yukarıda ve aşağıda 5 faktöriyel var. Bunlar çarpım durumunda. Bunları sadeleştirebilirsiniz. Devamında arkadaşlar e, 6 1 zaten 5'tir. 6 artı 1 de 7'dir. Ne geldi? Ne geldi arkadaşlar? 5 bölü 7 geldi. İşte bu kadar. Anlaştık mı? Bunu da yavaş yavaş geçeyim mi? Hadi geçiyorum bunu da yavaş yavaş. Siz notlarınızı alın. Peki geldik. Bakın benzer bir soru arkadaşlar. Benzer soruda ne yapacağız? Yukarıda 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel. Aşağıda 3 faktöriyel artı 2 faktöriyel. Dolayısıyla ne yapacağız? En küçük olan hangisi? 2 faktöriyel. O zaman direkt 2 faktöriyel parantezin alabilirsiniz. Yukarı ve aşağı. O zaman hocam o zaman şöyle mi yapalım? 4 faktöriyel eşittir. 4 çarpı 3 çarpı 2 fren. Evet. 3 faktöriyeli de 3 çarpı 2 fren. Yani faktöriyel diye yazsak yerine olur mu? Olur arkadaşlar. Keyfiniz nasıl isterse. O zaman 4 faktöriyel yerine 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel artı 3 faktöriyel yerine de 3 çarpı 2 faktöriyeli yazdım. Bölü dedim. Yine 3 faktöriyelin yerine 3 çarpı 2 faktöreli yazdım. Artı zaten 2 faktöriyel tek başına duruyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ortak parantezine alacağız. Hangisi ortak? Burada bakın. 2 faktöriyeller ortak arkadaşlar. Görüyor musunuz? Uyanı. Evet o zaman ne yapacağız? 2 faktöriyel parantezine aldım. Burada 4 çarpı 3 artı burada da sadece 3 kaldı hocam. Olur yazabilirsin. Hocam burada 2 faktöriyeli çektim. E burada 3 kaldı tamam. Artı hocam bunu çektim yerinde bir şey kalmadı. Boş mu bırakacağız orayı? Sıfır mı yazacağız? Hayır arkadaşlar. Hayır. Bir yazacaksınız. Çünkü bunu dağıttığınız zaman, sağlamasını yaptığınız zaman kendisini vermesi lazım. O zaman iki elleri sadeleştirdim. 4 çarpı 3, 12. 3 daha 15 bölü 3 artı 1 de 4. Bakıyorum şıklara. A, C seçeneğinde. E, bitti soru arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki. Burada böyle. E, bunu da geçiyorum. Evet. Eşitliğinde T ve P birer pozitif doğal sayıdır. Buna göre T'nin en büyük değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın T'nin en büyük değerini soruyor bana. Hmm. Demek ki arkadaşlar 7 faktörün içinde en fazla kaç tane 2 çarpanı var ona bakacağız. Tamam mı? Bakın bunun çok kısa bir yolu var arkadaşlar. İste, heyecanlandım bir an konuşamadım arkadaşlar. İsterseniz... İsterseniz onu biraz sonra yapalım. Tamam Önce bir nasıl oluyor bir bakalım. Hani sayı küçük olduğu için gözüm kesti 7 faktöriyel. Yoksa 20 faktöriyel falan olsaydı bunlar işin içinden çıkamazdık. O dediğim kısa yolu uygulayacaktık. Zaten hiç merak etmeyin sabırsızlanıyorsunuz. Onu da size göstereceğiz. Şimdi bakın 7 faktöriyeli şöyle açalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 2 üzeri t çarpı p. Şimdi t'nin en büyük değerini soruyor ya yani aslında diyor ki 7 faktörelin içinde en fazla kaç tane 2 var? Sayalım mı? Sayalım. Hadi gelin. Hemen şurada bir tane var. 1. 4 zaten 2'nin karesi demek. Burada kaç tane var? 2 tane. Hocam 5'in içinde yok, 7'in içinde yok. 6 da zaten 2 çarpı 3 demek. Bir tane de oradan geldi hocam. Topluyorum. Kaç tane geldi? 4 tane geldi. O zaman cevap deniz. Ama bu 20 faktörel olsaydı ya da 100 faktörel olsaydı içindeki iki çarpanları nasıl bulacaktık bu yöntemle? Çok zor olurdu değil mi? Peki ne yapacağız hocam? Bize artık öğretin şu kısa yolu. Der gibisiniz. Birinci yol bu olsun. İkinci yolda arkadaşlar sayıyı tutuyorsunuz. Tamam mı? 7 faktörel ya. 7'yi tutuyorsun. Sürekli 2'ye bölüyorsun. Böl. 2'ye böldüm. 3 defa. Değil mi?